Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Açıklamalar genel olarak Lounge üzere ekip açıklamaları üzerine genel bir değerlendirme videosu olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilk olarak bir kullanıcı Terra CoinMarketCap'te listelenecek mi diye bir soru soruyor. Ve Terra Civita'da konuyla alakalı yakında sizleri bilgilendireceğiz diye bir cevap veriyor arkadaşlar. Birincisi biliyorsunuz CoinMarketCap sitesi de Binance'a aittir. Yani Binance kuruluşuna ait bir sitedir arkadaşlar. Şu anda içerisinde bulunduğumuz CoinMarketCap. Geçmişte Terra Civita yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda Terra token'ın Binance'da listelenmesi için elimizden geleni yapacağız diye bir açıklaması bulunuyordu. Tabii aynı şekilde CoinMarketCap konusunda da benzer tutumla bunu istiyorlar. Olup olmayacağı henüz belirsiz. Bence CoinMarketCap Terra'yı listeleyecektir arkadaşlar. Terra token. Terra token biliyorsunuz Terra Classic üzerindeki DEX olan 31 Mart'ta çıkacak olan Terraport'un yerel token'ı olarak bildiğimiz bir token'dır arkadaşlar. Bunlar dahilinde de ben CoinMarketCap'te listelenme ihtimalini çok 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 yüksek olarak değerlendiriyorum. Fakat Binance'da listelenme ihtimalini düşük olarak görüyorum. Çünkü Terra token öyle büyük büyük bir proje olmayacak. Hatta küçük bir proje olacak diyebilirim. Dolayısıyla her ne kadar ekip burada uğraşsa bile dediğim gibi ben Binance'ın bunu gerçekleştireceğini ve Terra token'ı listeleyeceğini pek gerçekçi baktığımız zaman ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi bekleyip görmek lazım. Bunlardan bir diğeri bir kullanıcı diyor ki Binance şu anda yakımlar yapıyor ve çok güzel. Özellikle %1,2'ye yakım oranlarını çıkartırsak diyor arkadaşlar Binance'ın da destek vermesiyle Lounge'u 1 dolara ulaştırabiliriz diyor. Beraberinde Terra Civita buna diyor ki ne kadar çok hacim o kadar çok yakım diye bir cevap veriyor. Yani şunu demek istiyor. Diyor ki %1,2'ye biz verileri çıkarırsak Lounge'un hacmi düşer. Dolayısıyla %0,2'de bıraktığımız zaman hacim fazla olur, daha çok yanar. Doğru mu? Doğru değil ama sonuç doğru. Yani %1,2 iken tabii ki hacim biraz düşecektir ama öyle aman aman düşmeyecektir. Ancak arkadaşlar %0,2'ye kıyas ettiğimiz zaman %1,2'de daha çok yakım olacaktır. Ancak şöyle bir fark var. Şunu da unutmamak lazım. %1,2'ye olan bir artış evet hem hacimde düşüklük getirir ki bu da yakım şöyle dursun. Uzun vadede arkadaşlar Launch Coin'in hareketlenebilmesi ve fiyatlara yansıyan talep hususunda gerçekten talebi ciddi ölçüde düşürür. Bir, ikincisi borsalarda yine tekrardan geçmişte olduğu gibi delist olmaya kadar varabilecek bir süreci karşımıza getirir. Yani borsalar hele ki şu an SEC'in kayıt dışı bir menkul kıymet olarak değerlendirmesi sebebiyle sıkıntılar varken %1,2 benimsenirse ne yazık ki Lounge'un delistlerine giden yine bir süreci görebiliriz geçmişte olduğu gibi. Ayrıyetten Terra Classic üzerindeki uygulama ve inşaatlar da çekileceği için büyük bir TVL değerlerinde kayıp gerçekleşecektir. Ağdaki işlem sayısı ve genel hacim düşecek, doğrulayıcıları dahi öldürmeye götürebilecek bir süreci seyredebiliriz arkadaşlar. Bütün bunlar ışığında ben kesinlikle bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer mesele Terra Civita'nın Duvon'a destek vermesi. Bunu mantıklı görmüyorum, onu söyleyeyim. Şu anda hem Terra Civita tarafı hem de ortak el bir görev gücü tarafı daha çok hem Rexis hem de Zaradar zaten son zamanlarda ikisi geçmişte araları bozuk olsa da şu an birlikte hareket ediyorlar. Hatta yaptıkları şeyler çok fazla benzer. Sadece yakımları arttırma yönünde. Yani tax burn verilerini arttıralım mı, azaltalım mı hususunda Zaradar arttıralım, Rexis sabit bırakalım ya da azaltalım tarafında olsa da ekseriyetle aynı şekilde açıklamalar yapıyorlar ki Terra Civita'da Duvon hareketiyle alakalı destekliyor. Ben bunu mantıklı görmüyorum arkadaşlar. Duvon'un desteklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zira yaptığı şey etik açıdan doğru olmadığı gibi
Biraz da politik düşünmek gerekiyor. Zaten Terra Civita ekibi şayet mahkeme kaybedilirse, yani suçlu bulunursa TFL ekibi Terra ile olan tüm ilişkilerin kesileceğini açıklamışken, ben bunun çok geç olacağını düşünüyorum Lounge için. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü zaten o vakte kadar devam ettikten sonra işler özdeşleşecektir. Aynı zamanda mahkeme süreci devam ederken TFL ve Terra üzerine zaten mahkeme, yargıç, hakim ne yapacaktır? Aynı zamanda, yani paralel zaman diliminde o an işbirliğinin bulunduğu diğer projeleri de inceleyecektir. Ha, Terra Classic'ten bir şey çıkar mı çıkmaz, ama sonuçta okları üzerine çekmenin, dolayısıyla FUT Haber yaymanın da bir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden ben bunu mantıklı görmüyorum. Duvon'a da destek verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Terra Classic ekibinin, daha doğrusu Terra Civita'nın tamamıyla yanlış bir politika uyguladığını düşünüyorum. Rexiz açıklama yapıyor ve diyor ki %14'e varan istifleme ve Lunca daha uzun vadeli inancın geri döndüğünü görmek çok olumlu diyor. 1 trilyonu tedavülden kaldırmamıza sadece 40 milyar kaldı diyor ve staking'e işaret ediyor arkadaşlar kendisi. Şimdi uzun vadeli yatırım güveni konusunda Lunge iyi gidiyor mu? Hayır, Lunge iyi gitmiyor. Hatta sürekli anlamda uzun vadeli yatırımcılarda maalesef bir tedirginlik ve korku ortamı var. Hatta bundan kaynaklı olarak ekip de bir şeyler yapmaya çalışıyor, yapmak istiyorlar. Ama tabii istemekle olmuyor, doğrudan yapmak lazım. Ama dediğim gibi uzun vadeli yatırımcı konusunda şu an işler iyiye gitmiyor arkadaşlar. Gelelim staking meselesine. Staking meselesinde de geri kalındığını düşünüyorum. İstenen staking bir noktadan sonra şişti ve devamı gelmedi. Hiç değilse bu sürdürülebilir kılınsa iyi olacaktı. Tabii Teraport'un gelmesiyle beraber büyük ölçüde staking'in artması da mevzu bahis olacaktır. Özellikle 40 milyarın üzerindeki bir Lunge'un kitle oranlara sahip olup staking'e gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani 31'inde Teraport'un çıkışıyla birlikte. Ama dediğim gibi bu da uzun vadede kalıcı bir harekete sebebiyet vermeyecektir. Farklı borsalar tarafından ciddi yatırımcı vesaire çekilmezse, yani Lunge yine bir kalkışa çıkmadığı takdirde bu kısır döngü arasında sürekli gidip gelecektir. O yüzden farklı noktalarda işbirliği ve yeni listelemeler Lunge'u bir an önce harekete geçirmek şart. Kendi içsel döngüsüne bırakıldığında ancak 3.016-3.02 aralığında bir yükseliş senaryosunda orta vadede ilerleyen haftalarda gezebilecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.